Illustrator'da nesneleri hizalarken devamlı olarak bir cetvel çizgisi veya devamlı olarak bir grid, grid e, görünümünün açık olması gibi durumlar söz konusu olmayabilir. Veya bunlar çalışmanız esnasında yapacağınız çok küçük değişikliklerde bile devamlı olarak açmanız veya tekrar kapamanız e, gerekecektir. Bu tür durumlarda kalmamak için kullanabileceğiniz akıllı kılavuzlar, smart guides'ları kullanabilirsiniz. Bunun için Illustrator CS6 örnek dosyalar e, klasörü içerisindeki cetvel, ızgaralar ve akıllı kılavuzlar Illustrator belgesini çift tıklayarak açın. Açtıktan sonra burada da gördüğünüz gibi sol tarafta dört tane dörtgenim var, sağ tarafta da bir dairem var. Tabii akıllı kılavuzların açık olup olmadığını da kontrol etmemiz gerekiyor. Bunu kontrol edebilmek için View üst menüsü. Smart Guides seçeneğinin başında bir çek işareti var mı? Onu kontrol edeceğiz. Çek işareti varsa evet doğru. Ee, şu anda Smart Guys aktif olduğunu anlayabiliyorum buradan. Kısa yolumuzda komut U. Çalışmama geri dönüyorum. Bir sonraki bölümde anlatacağımız Selection Tool yani seçim aracını şu anda bu bölümde de kullanacağız. Nesne seçme ve konumlandırma işlemi yapacağız bu araçla. Birçok özelliği var tabii ki de Selection Tool'un. Selection tool'u seçebilmek için farklı bir araçta olabilirsiniz. Zoom tool veya hand tool gibi. Araca dönmek için aracı bir kere tıklayın veya klavyeden kısa olarak V harfini tuşlayın. Araç seçili olduktan sonra nesnenin gövdesi içindeki bir noktadan daire olan nesnenin gövdesi içindeki bir noktadan tutup aşağı doğru yavaş yavaş sürüklemeye başlayın. Dikkat ederseniz şu anda sürüklemeye başladığınızda hemen ilk konumuyla şu an hareket edildiğim konumu arasındaki hizayı gösteriyor bize. Hem de merkez noktası üzerinden gösteriyor bunu. Birazcık daha hareket ettiriyorum. Ve şu andaki hareketimde ilk başladığım noktayla dikeyde aynı hizada olduğumu yatay olarak da soldaki ilk en üstteki dörtgenin üst kenarıyla aynı hizada olduğunu bana söylüyor. Bunlar işlemi yaparken çok hızlı bir şekilde açılıp kapanacak. Yani biz sürükleme, nesne konumlandırma işlemlerini yaparken çok hızlı bir şekilde açılıp kapanacak. Zaten görebileceğimiz bir şekilde. Birazcık daha aşağı indirdiğimde bu sefer soldaki yukarıdan aşağı ikinci dörtgenin orta noktasıyla dairemin alt kenarı aynı hizada olduğunu söylüyor bana. Yine aynı şekilde dikeyde aynı hizada ilerlediğimi de söylüyor bana. Biraz daha devam ediyorum. Dairenin orta noktasıyla sol üstteki dörtgenin alt kenar noktasının aynı hizada olduğunu söylüyor. İşaret ediyor şu anda. Bu şekilde hareket ettikçe buradaki smart akıllı nesneler çıkacaktır. Birini gördünüz. Birazcık hareket ettirerek tekrar onu yakalayabilirsiniz. Bu ilerleyen derslerde göreceğimiz PenTool'la çizim yaparken de kullanacağımız bir uygulama olacak. Örneğin şöyle bir dörtgen çizmeye başlıyorum. Bu dörtgeni çizerken tam olarak hizalı gidebileceğim bazı yöntemlerim var. Veya burada farklı nesnelerin yüksekliğine göre, konumuna göre şu anda buradan yukarıdan aşağı doğru düz çizebilmek için Smart Guide'ı da kullanabilirim klavyeden yardımcı bir tuş kullanarak da yukarıdan aşağı doğru düz bir çizgi çizebilirim. Ama soldaki nesnenin alt kenarını hizalayabilmem için ya bir cetvel yardımıyla kılavuz çizgisi getirmem gerekecek buraya, bir cetvel çizgisi getirmem gerekecek. Veya da buradaki alt kenara göre hizalayıp mouse'u sürükleyerek tam yatay ve dikeyde ayarladığım yerde bir nokta daha oluşturarak çizimimi sonlandıracağım. Yine aynı şekilde devam ederek nesnemi oluşturmayı bitiriyorum. Bu şekilde akıllı kılavuzlar hem nesne oluşturmada hem de nesneleri farklı şekillerde konumlandırmalarda çok fazla işimize yarayacak.